önümüzde. Senin komiser nasıl peki? Ameliyat aldılar. İhbar yapan şahıs da elimizde. İrfan mı? Evet. İfadesini aldınız mı? Henüz bekletiyoruz. Tamam tamam, konuşalım. Nerede şu an? Zavala, ıslah bile geldi. Ne oluyor baba? Adam akıllı bir anlatın. Ne oldu Selin'e? Abi biraz sakin. Sakın sakin ol deme bana ya. Öf. Selin ameliyatta. Biz de birazdan her şeyi öğreneceğiz. İşleri zorlaştırma, tamam mı? Abi elimizde bir görgü tanığı var. Hatta Selin'i hastaneye getiren de aynı adam. Evet abi. Nerede o, içeride mi? İçeride, içeride. Her şey hazır mı arkadaşlar? Evet hocam. Röntgenler burada. Hasta zaten 3 saattir vardı. Ameliyat da kısa sürmeyecek. Kaldırabilir mi? Bünyesi kuvvetli hocam. Narkoza dayanır. Pekala. Kesik kalbin uzağında. Bu bizim dediğimizin. Ama ciğer soldan penetre olmuş. Robu kaybetmeden tamir edeceğiz. Ama korktuğum değil. Ufacık yara. Ama öyle kötü bir yerde ki. Dua edelim sinirde kesik olmasın. Açınca anlayacağız artık. Başlıyoruz. Neşter. Gelin içeri. Sizin yüzünüzden kız canıyla cebelleşiyor. Anlat ulan, ne yaptınız kıza? Ben bir şey yapmadım amirim. Arkadaşınıza hiçbir şey yapmadım, yemin ederim. Bekir yaptı. O taktı bıçağı. Ambulansı bile ben aradım. Bir de aferin bekliyorsun sen? Anlat ne olduysa anlat. Hadi. Saklayacak bir şeyim yok benim. İtirafsa itiraf. Ben Bekir'i öldürmeyi kafama koymuştum. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Aradım taradım, birilerinden öğrendim. Bir inşaata saklanmış. Gittim aramaya başladım. Sonra bir ses. Komiser Selim bacım bana bağırıyor. Yapma diyor. Meğer oraya geldi. Beni nasıl buldu yemin ederim anlamadım. Dedi ki İrfan yapma. Katil olma. Düşündüm ki haklı. Tamam dedim, bıraktım silahı. Sonra? Sonra bir anda o çıktı bir köşeden. Hiç olmadık bir anda. Bekir mi? Evet Bekir. Elinde bıçak. Manyak gibi üstümüze koştu. Oğlum nasıl yaskan yaşadın ya? Ne yaptın lan sen? Hayvan herif, ne yaptın sen? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Ulan hayvan herif, ne yaptın sen? Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Alo. Evde misin? Yardımın lazım. Büyük sıkıntıdayım. Kralsın be. Hemen geliyorum. Söylemeye çalışıyorduk. İrfan'a boşuna yüklendi. Boşuna değil abi. Bu salakların saçma sapan kavgası yüzünden yaralandı Selin. Bence ikisi de suçlu. Sen de yangına körlükte gitmesen Ali. Mesut zaten yeterince sinirli. Bu sinirli halim değil baba. İrfan'a da çok yüklenmedim, merak etme. Hele o Bekir'i bulayım var ya. Selin'le bıçak takanı geçireyim elime. Siz beni o zaman görün. Nerede o namussuz, nerede? Selin'i yaraladıktan sonra kayıplara karışmış. Mahallesine dönmemiş, dörse haberimiz olurdu. Her yere sivil koyduk. Birinden biri fark ederdi. Başka bir yerde saklanıyor mu? Selin Hanım'ın yakınları siz misiniz? Evet, buyurun. Kendisini ameliyata aldık biliyorsunuz. Biraz uzun sürecek ama merak etmeyin. Hayatı tehlikesi yok. Oh, çok şükür. Peki niye uzun sürecek? Akciğerde tahribat var. Ama onarıyoruz. Bu işler biraz zaman alır. Operasyonu Alize Hoca yönetiyor. Kendisi bu tip yaralanmalarda uzmandır. Ona güvenebilirsiniz. Şimdi gitmem lazım. İyi haberlerle geleceğiz size, merak etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Akciğer makciğer perişan oldu kız ya. Hay Allah kahretsin ya. Ya dinlemedin galiba. Selin iyileşecek dedi adam usta. Ya biraz sabredeceğiz alt tarafı.
Ben burada duramam usta. Bekleyemem. Boş duracağımıza bir şeyler yapalım ya. Çıkalım şu Bekir şerefsizini arayalım. Ne duruyoruz burada? Durduğunuz kaba. Burada beklemekle Selin'e bir faydamız yok. Gidin bulun o Ali'yi hadi. Ben de çalıyorum ama. Hadi usta. Abi beraber arayalım. Gerekirse ararız. Bizi niye almadılar? Bir faydamız dokunurdu belki ya. Usta benim dumanın üstünde. Belki yanına yaklaşmasak iyi olur. Bence de. Bırak ne istiyorsa yapsın. Buyurun müdürüm. Hastanedeyim evet. Sana bir iş vereceğim bari. Şu Zafer vardı ya. Ceren'in başına dert olmuş yine. Senin ilgilenmeni istiyorum. Zinem'i ara. O sana detayları verecek. Bak Hakan'ı karıştırmadan çözmeye çalış ha. Hakan işe alınmadı mı müdürüm? Alındı alındı ama rahat durmuyor ki. Bir şaşırmadım. Usta bir dur. Ne oldu iyi misin? İyi falan değilim ben. Senin şurada bir yerde kesilip biçiliyor. Ben düşündükçe deliriyorum usta. Tamam tamam haklısın. Usta senden ricamdır. Bana bugün sahip ol tamam mı? Delirirsem tut beni. Nasıl tutacağım ben seni usta ya? Tut işte. Ben kendime hakim olamam bugün ya. Selin de işte usta ya. Ben bunu sindiremiyorum ya. Birilerine ödetmem lazım benim bunu. Yoksa komple bu şehri yakacağım. Yazık olacak ondan sonra. İlla yakacaksan bunu da beraber yaparız oğlum. Ha yakacaksak da beraber, yanacaksak da beraber. Tamam mı? Hadi doğru, gel. Doğru. Eyvallah. Anahtarı ver, anahtarı. Yok ya. Ver. Anahtarı ver. Kafayla araba kullandırmam kardeşim ya. Geç yana, geç. Öf. Anladım. Tamam tamam. Çıkınca ameliyattan haber verin bana da tamam mı? Hakan ben çok başını ağrıttım değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Arkadaşın zor durumda. Tüm ekibin hastanede onun başında. Sen burada benimle uğraşıyorsun. Açığa alınman da benim yüzümden. Boşver şimdi bunları. Kızını kurtarmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu. Nasıl kurtaracağız ki Hakan? Müdürün de söyledi. Babası olarak hakkı var kızını görmeye. Neyle suçlayacağız ki? Oh, ben çok kötüyüm. Figen'in sesini duymayalı saatler geçti. Arayalım bakalım Şerif. Belki seni kızınla konuştururuz. Zafer'i mi arayacaksın? Evet. Ne kaybederiz ki? Alo? Zafer. Ben komiser Hakan. Oo Hakan Bey. Hayırdır ne istiyorsunuz? Benim bir şey istediğim yok Zafer. Ceren kızını geri istiyor. İnatlaşma Zafer. O kızı annesiz büyütecek halin